Bingöl Vengşima sizin sesiniz iyilik de olarak depremin yaşandığı günden bu yana her gün deprem bölgelerindeydik. Ee, geçen gün de cumartesi günü rotamız Adıyaman'a gitmişti. Ee, orada tekrar Bingöl valimiz koordinesinde oraya gitmiştik ve çadır kentleri ziyaret ettik. Bir çadır kente gittik. Orada tekrar Afad yetkilileriyle görüştük ve bize bir alan belirlediler dağıtım yapmak için. Dağıtım yaptığımız esnada 3 tane çocuk yerde oturuyordu. Anneleri de o anda yanlarında yok. Biz de olan paketleri verdik. Dağıtım yapan arkadaş, arkadaşlarımızdan birisi çocuğun nefes alamadığını fark etti ve hemen orada bulunan yine ekibimizden bir arkadaşımız Bayan İzel Hanım kendisi de hemşire İlk müdahaleyi yaptı. Akabinde annesi herhalde haberi alır almaz tekrar oraya geldi annesi ve bir çocuğu annesine teslim ettik. Çok uzun bir süreç geçmeden bu sefer annesi çocuğun nefes alamadığını fark etti. Ben kendisine yakın olduğum için ben müdahale ettim. Zaten geçen sene kendim de öğretmenim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk yardım eğitimini almıştık. Yani bu eğitimi aldığım için de Doğru bir hamle yaptık hamdolsun Daha önce de buna benzer durumla yine bu yazın karşılaşmıştım Bir yaşlı teyzeye de aynı durum oldu Eceli gelmemişti bu yavrucağımızın Ve bizim de Bingöl'den Adıyaman'a kadar gidip Bu kardeşimizin kurtuluşuna vesile olmamız gerekiyordu Ben böyle bir şeye vesile olduğum için Arkadaşım da aynı şekilde Allah hamd ediyorum Cenab-ı Allah bu kardeşimizi annesine bağışlasın Tekrar tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum